Neyse kendi kapsamında biz bu işleri yaparken ben devlet tarafından değerlendirileceğimi, madalya verileceğimi düşünüyordum. Baktım ki anladım ki bunlar kendiler yapmak istiyorlar. Yani bana sanat şirket demek istiyor. Dedim ben bu kadar zarar etmişim, bu kadar masraf etmişim, ne olsun? Dediler sana biz fırsat vereceğiz, git başka iş yap. Ne yaparsın? Ben de metro turizmi Nahçıvan'a getirdim, de balıkçılık açtım. Dediler tamam, bütün sen onu size Famil olsa... Seyidov dedi daha ben üst, yani o yok, Allah. Bunu bana belerlesiyorum. Tamam. Bahsetmedim, sen ben teslim etmiş. Nahçıvan'da üç kişi bana teslim şey yapmış, demiş ki bir Şerur'da Gagaç var o, Nahçıvan'da sen, Ordubat'ta da Emir var o. Bütünüz benim nezaretimde olacaksınız. Evet. Kanun şey yayımlanan xalqla bir arada verilişində Türk iş adamı Əli adlı şəxs Naxçıvanda onun işinə müəyyən problemlər yaradıldığını bildirib. O əlavə edib ki, bir müddət Vəli Əskərovun nəzarəti altında çalışıb, lakin 42 gün sonra bu sahədə fəaliyyəti dayandırılıb. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Nə iş istəsən, basit bəy talimat verdi ki, yardımcı olacaq. Sənə zararların kapansın. İş adamlarını yəni bölmüşdülər oradakı rəhbərlər. Aralarında. Artık da sizlerden olanları söylüyor. Siz yorumuken de siz yaparsınız. Tamam. Metro turizmi başlattık. Dır, Nahçıvan 10 manatıdır. Bunu ettim ben 1 manat. Ben. Hatta Nahçıvan'a da İran'a da geçirdim. İstedim İran'dan da İranlılar gelsin. Nahçıvan'ın turizmi artarsın. Dır'a da faydası olsun. Böylelikle hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik alanda ben bölgendeki bütün insanlara fayda sağlamak istedim. Evet. 42 gün çalıştıktan sonra ben faaliyetimi durdurdular. Dediler ki yok artık sen metroya da yapacaksın. Balıkçılığımız vardı. Onda Veli Aleskerov'un kardeşinin adınaydı. Onu da onlardan aldılar Veli ile ters düştükleri için. Dediler şey, hiç balıkçılığın adını pek. Siz ortağıydınız da orada. Veli Aleskerov'un evet, da var. Ha, tamam. Ortaktım derken parayı ben koymuştum ama onların adı var. Neyse geldi ki, bir baktım ki Türkiye'deydim. Geldim baktım ben fabrikanın başkası çalıştırıyorum. Gittim buraya nasıl çalıştırırsınız falan dediler bunu devlet satmış biz de almışız. Kimdi devlet? Rehberlik satmış. Eğer sesini çıkartırsan sen de buraya gideceksin. Ben de geldim konsolosa durumu anlattım. Dedim ya ben fabrikanın başkası çalıştırıyorum. Ben onu bir sürü masrafımı koymuşum falan. Derken beni aile meclisten çağırdılar. Oradan aile mahkemeye gönderdiler. Dediler tamam size müracaat et. Sen makinelerden sana geri vereceğiz. Mahkemeler oldu. Mahkemelerde bu devlet adamlarının yaptığı cinayetler oldu. Çünkü Babek icra hakimi benim malımı satmış, benden izinsiz başka bir adam. Bir Nehramlı'ya satmıştı diyorsan. Nehramlı diyorum adı neydi? Ona satmıştı diyorsan. Çünkü mahkeme kararlarını okumuştum ben. Ben orada öyle bir ada rast gelmiştim. Ki adamı özü de resmen ehtiraf edir ki resmen bunu Babek. Şahriyar, bana Babek icra kimi satmış, bunu bana rehberlik satmış. Ve ha. Bana diyor ki eğer kimde gelip başkası müdahale ederse bana söyle bunu deport edeceğim. Ben deport endişesi içerisindeydim. Derken mahkeme prosesinde benim makinalarımı verdiler ama benim 91.600 dolarlık ham maddem ve hortumlarımı satmıştılar. Bir dediler ki şey olmuş, devlet oraya işte ceza kesmiş falan, devlet malı olmuş falan. Tam araştırdaki hepsi yalan, şerefler yalan konuşuyor. Ama ben bu arada 7 yıl mahkemelerde boğuştum. Gittim geldim, gittim geldim. Bir attılar iktisat mahkemesine, bir attılar şehir mahkemesine, bir attılar böyle hep zamanı uzattım. Yani şimdiye kadar ben en az 200 defa mahkeme prosesinden geçmişim. Bir gün baktım ki bunlar beni bezdirip gitmemi istiyorlar. Artık en sonunda mahkemede dedim ki ben Türk vatandaşıyım. Ben buraya aşkla geldim, sevgiyle geldim. Ben Azerbaycan'ı seviyorum. Ben dedim bakın hakim bey benim sevgimi, saygımı ayaklar altına aldım. Bize çıkış yolu bırakmıyorsun. Öyle deyince sen tehdit mi ediyorsun falan şu bu. Sonra baktım birkaç gün sonra benim bir ofis tutmuştum orada işlerim için. Ofis tuttuğum şeyin kirasını getirttirdim. 3 aylığını birden verdim. Aradan 40 gün geçti. Demek bunlar telefonlarımı dinliyorlar. Kimle iş yapıyorum, kimle ne yapsam adamları arıyorlar. Polisler gelip diyor ki zorla. Çağırıyorlar şeye, NVD'ye, Dahili İşler Nazirliğine. Evet.
Adamlara diyorlar ki Ali Baba sana ne kadar verecek? Ya sana iki katını verelim, sonra buraya şikayet edeceğiz, biz onu deport edeceğiz. İki kişiden böyle telefon kayıtları da var, ben sana gerekirse verebilirim. Adamlar beni aradılar, dediler ki Ali Bey böyle böyle bak seni deport etmek istiyorlar. Şey yapma, haberin olsun. Neyse sonra beni polisten aradılar, dediler ki lütfen polis şubesine gelin. Gittim, işte dediler bu adam polis reisi vardı Mirze. Kapıda ben bekledim, sonra o geldi. Niye vermiyorsun adamın parasını? Dedim adamın parasını vermişim, şahidim de var. Subutum. Yok vereceksin dedim, vermişim. Döndü şerefsiz namusun, niye vermiyorsun? Mahşenlik, kulağın dibine bir şille vurdu. Ben de bunu itiraf dedim, kimsin bana vurursun? Bu adamın parasını ödemişim, sen ne hakkın var bana vurmaya? Öyle deyince de, demek ki önce de hazırlık yapılmış, yani bu bir oyundu. Benim onu itelemem, bütün polisler hepsi bana saldırdılar. Vurdukları zaman dedim ki ben yaralıyım, ameliyatıyım, beni vurmayın. Beni ta şok olana kadar vurdular, yani ölüm haline getirenler. Ben size o şekilleri yine gösterirsiniz, söhbet o yani hemen hadiseden gelir. O şekil. Şekil yanmam da. Ben şekiller tapmışam. Sizden evvel ben araştırmışam bu işi. O şekillerin hamısını tapmışam. Sanatlarınızın hamısını tapmışam. Mahkeme kararlarını tapmışam. Ambulans geldi. Ambulans gelince adam baktı ki bu adam ölüyor dedi. Ben buna müdahale edemem. Ambulansta gelen sağlık görevlisi. Dedi bu adam ölecek. Ben götürdüm sonra başımıza bela olacak. Tamam dedi, polisler karar verdi, polislerle beraber. Bu arada da hastaneye bizi götürdükleri zaman ambulansla, herkes oradaki görevlilere diyorum ki ben Türk vatandaşıyım, ben o polisler vurdu, konsolosluğa haber verin falan. Ben telefonumu elinden alamışlar diye onlara ulaşamadım, konsolosluğunda haberi olmadı. Götürdüler bana, iğneler falan yaptılar ve 4-5 saat sonra kendime geldim. Geldikten sonra getirdiler bana, attılar nezarete. Bana su verdiler, içmedim. Çünkü bunların bir adeti var biliyorsunuz. Su verip adamı zehirliyorlar, öldürüyorlar ya da deli ediyorlar. Sonra dediler ki sen dilekçe yazacaksın ki ben reisten şikayetçi değilim. Ben dedim reisten şikayetçiyim, istiyorsanız beni öldürün. Reis kimiydi o zaman? Geçti, cuma günüydü hatta bu 18 Mart'tı, Navruz. Mirze Nemne. İndi de mi orada işte? Mirza'yı sonra mükafatlandırdılar. Onu da size söyleyeyim. Mirza'ya verdiler bu askerler gidiyor ya, askeri birliklere, onun kontrolüne.